Mesela en son herhalde bugün Rize'de yine çay dağıttı, miting yaptı, çay dağıttı. Evet arkadaşlar o görüntüyü benim yerime verebilirler. Buyurun siz devam Yani edin. hala bulunamayan insan var. Yani sele kapılmış, cenazesi bulunamamış insan var. Yani orada miting yapmanın, çay dağıtmanın, işte bugün bayram, çift bayram, yani bunların bir anlamı yok aslında Evet, ama. sel baskınına uğramış şey Rize burası değerli seyirciler. Evet. Evet. Şimdi bakın Çay ki kentinde bu, çay dağıtılıyor. yani bütün bu yaşananlardan sonra, yani bakın, yani bunu kaç defa konuştuk? Herkes konuşuyor yani. Geçen sene bu zamanlar yine aynı şekilde Giresun'da aynı sorun vardı. Yine pandeminin ortasında yine aynı şey yapıldı. Keyif çayı dağıttık falan. Ama bir kopukluk var. Bakın durumdan bir kopukluk var. Bakın geçen sene Şubat ayında da İdlib'de yaşadığımız aşağı yukarı bir ay boyunca Şubat ayı sonuna kadar Suriye'ye ve dolayısıyla Rusya'ya ultimatum verildi. Yani ya geri çıkın ya biz çıkartacağız diye. Yani bu savaş ilanıydı. Mesela o zaman ben ve benim gibi birkaç kişi neredeyse yalvardık. Yalvardık. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? İçinde bulunduğunuz durumun farkında mısınız? Bunun sonucunu öngörüyor musunuz? Bunu yapmayın. Ya yapmayın derken yani neyin yapılması gerektiğini de anlatmaya çalıştık ama neticede aynı günde 35 şehit verdik. Sonra git ta Moskova'ya gidildi. Kapılarda beklenildi biliyorsunuz. Anlaşıldı, gelindi vesaire vesaire. Şimdi bugün de aynı şeyleri bir daha yaşıyoruz. Bakın şimdi Taliban'la işte yok aramızda sorun yok vesaire. Bakınız. Pakistan ve Afganistan birer İslam cumhuriyetidir. Yani bunlar demokratik ülke değildir. Bunlar İslam cumhuriyetidir. Taliban Yani için din bunlar devleti. din devletidir. Taliban için bunlar düşmandır, kabul edilemezdir. Bugün Afganistan ve Pakistan'ın bugün şimdi biz konuşurken milli tehdit olarak, ulusal tehdit olarak gördükleri bir numaralı durum Taliban'ın Afganistan'da iktidara gelmesidir. Taliban sadece Taliban değildir. Taliban'ın yanında bir de Pakistan Taliban'ı vardır. Doğrudan doğruya Pakistan'a dönük oradaki din devletini daha da radikalleştirmeye dönük hedefi olan bir Taliban. Taliban El-Kaide ile işbirliği halindedir. IŞİD'le işbirliği halindedir. Bir Hakkani grubu var. Esas olarak Pakistan'daki derin devletin tırnak içinde kullandığı bir grup. Yani radikal dinci bir koalisyona bakıyoruz. Taliban bunların lideridir. Şimdi Türkiye nasıl oluyor da bununla hiçbir sorunu olmuyor? Yani bu nasıl tahayyül edilebilir? Bu nasıl öngörülebilir? Şimdi bu koşulda tabii bu durumu bu kadar algılıyorsanız veya bu kadar gerçeklikten kopuksanız o zaman oraya işte askeri, yani savaşmak üzere Türk askerini göndermeyi öngörebilirsiniz. Bakınız her askeri harekat, her askeri görevin mutlaka siyasi amacı, siyasi sonucu öngörülen bir nihai siyasi durum vardır. Şimdi soruyorum buradan, Cumhurbaşkanı'na zaten ulaşmamız zaten mümkün değil de Milli Savunma Bakanı'na, Dışişleri Bakanı'na soruyorum. Burada Türk askerini konuşlandıracaksınız. Dolayısıyla Amerikan komutasında Türk askerini savaşa sokuyorsunuz Afganistan'da. Taliban ve Taliban'ın liderliğini yaptığı radikal dinci koalisyona karşı tamam. Nasıl bir siyasi sonuç öngörüyorsunuz? Örneğin bir yılda mı, 2 yılda mı Afganistan'da nasıl bir durum öngörüyorsunuz? Bu duruma hangi stratejiyle, hangi siyasette ulaşılacak ki Türk askeri de bunun bir parçası olarak orada savaşacak, kan dökecek. Aynen. Ya bunların cevaplarını siz bizi bırakın kendi kendinize verebiliyor musunuz? Amerika'nın 20 yılda yenilip çekildiği, 50 ülkenin yenilip çekildiği, bakınız 2011-2012'de oradaki yabancı asker sayısı, yani koalisyon NATO ve Amerikan koalisyon asker sayısı 130 bine aşkındı. Merdan Bey 130 bine aşkındı. Buna rağmen 20 yılda yenildi Amerika. Kimseye sormadan, danışmadan, fikir bile sormadan anlaşmayı imzaladı, çekiliyor. Şimdi siz neye güvenerek giriyorsunuz? Onun için tekrar yani vurgulamak ihtiyacını hissediyorum. Birinci bölümde tartıştığımız gerek sağlık gerekse
karar alma modeli ve karar alma iklimi'den kaynaklanan sorunlar bütün dış politikaya ve iç politikamızın her alanına yansıdığı gibi bu Pakistan, Afganistan politikasına, bu Amerika ile bu işin içine balıklama girme hevesine ve ne yazık ki Taliban'ın sanki sütten çıkmış kaşık gibi idrak ve telakki edilmesine kadar gidiyor. Yani Taliban'ı desteklemekle Suudi Arabistan'ı desteklemek arasında, yani Kaşıkçı'yı gelip İstanbul'da öldüren, yani cinayet şebekesini gönderen Suudi Arabistan'ı desteklemek arasında ne fark var? Burada IŞİD'le savaşıyorsunuz, orada gidip Taliban'la can ciğer kuzu sarması olmayı düşünüyorsunuz. Yani bu nasıl bir çelişkidir? İşte onu söylemek istiyorum. Yani sorun sağlık, tamam, olabilir. Ona bir diyeceğim yok. Uzmanlar zaten söylüyorlar ama esas sorun karar alma modeli ve bu modelin hayata geçirildiği şeklindedir. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Fikret Bey. Evet.